Görmek istemiyorum. Midemi bulandırıyorsun. Başta sana kızmıştım ama şimdi ikimiz için de üzülüyorum. Üzülmek mi? Geçen gün söylediklerinizi çok iyi hatırlıyorum. Bu yüzden bu oyunu bırakın ve bana yalan söylemeyin. Yalan söyleyen biri var. Ama o ben değilim. İkimiz de kandırıldık Ela. Sizinle bir şey konuşabilir miyim? Çok şaşırdım. Oysa benimle konuşmak istemediğini düşünüyordum. İstiyorum. Ama bizi yan yana gelince herkes aramızda bir şeyler olduğunu anlıyor. O yüzden ben de hastanede senden uzak durmaya çalışıyorum. Biz seninle tekrar karı koca olmayacağız Bilge. Ben çocuğumun babası olacağım o kadar. Demek Ela'dan vazgeçmeyeceksin. Ela, konuşmak zorundayız. Levent Bey, burada işimi yapıyorum. Sizinle ve eşinizle aynı hastanede asistanınız olarak çalışmak zaten yeteri kadar zor. Bunu daha da zorlaştırmayın. Şunu kafana sok artık. O adamın parmağını ben bile kurtaramazdım. Ama ben senin yapamadığını yapıp senden daha iyi olmalıyım. Tebrik ederim Levent. Biraz önce Bilge söyledi. İyi ki de söyledi. Yoksa sana kalsa doğumunda öğrenirdik bebeğin olduğunu. Benden kurtulduğunu mu sandın? O kavgadan sonra mı? Kesinlikle. O bir tartışmaydı. Ve benden o kadar çabuk kurtulamazsın. Neden anlamıyorsun? Bunu senin için... Benim için hiçbir şey yapma. Ela, ne olursa olsun hala seni seviyorum ve hep... Sakın o sözleri söyleme. Sakın. Ela! Bilge'den duymanı istemezdim. Ama ben nasıl anlatacağımı bilemedim. Hiçbir şey anlatma o zaman. Söz konusu olan bir çocuk. Sırtımı dönemezdim. Çocuk mu? Tebrik ederim. Ben de yeni öğrendim, inan. Onu bir daha görmeyi inan istemezsin. Sana da acı verir bu son hallerim. Bilirim sen de benim kadar kolay silemezsin. Ama şimdi başka renkte bakıyor gözlerim. Ela,
Beni duyuyor musun Ela? Tansiyon 70'e 40. Hemen bir izotonik takıp damar yolunu 140'a çıkın. Tamam. Hadi bir tanem. Hadi bir tanem, aç gözlerini. Ne oluyor? Birden bayıldı, kendinde değil. Tansiyonu 70'e 40. Levent Bey tamam, bundan sonrasını biz hallederiz. Hayır, Ela'yı bırakıp hiçbir yere gitmem. Levent Bey siz evinize gidin, ben bu gece nöbetçiyim, ben ilgilenirim Ela'yla. Olmaz. Levent Bey niye anlamıyorsunuz? Bu kızın bu halde olmasının sebebi sizsiniz. Ben... Evet siz. Şimdi asistanından uzak durur musunuz? Bayılmışsın. Eve gitmek istiyorum. Şşş, hiçbir yere gitmiyorsun. Ben iyiyim. Gerçekten. Şşş. Sabaha kadar burada dinleneceksin. Bu arada nöbetçiyim, yani kaçabileceğini de zannetme. Şimdi uyu bakalım. Doktor şimdi gelecek. Çekil. Tamam sen. Uzak dur. Bana zarar veremeyeceksiniz. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sana kimse zarar vermeyecek.
Sakin. Uzak dur! Ben sana yardım edeceğim. Sakin ol. Tamam, bırak. İzin ver yarına bakalım. Kavga ediyorlarmış. Arkadaşını kovalarken ayağı takılmış ve düşmüş. Başını radyatöre çarptığını ifade ediyor. Yalan söylüyor. Beni öldürmek istedi. Bilerek yaptı. Ayağıma çelme taktı ve beni yerde tekmeledi. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. Hayır, kazaydı. Yemin ederim. Yalancı! Sakin ol. Beni öldürmek istedim. Bunu yanına bırakmayacağım. Tamam, tamam. Sakin ol artık. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Niye hemen işe başladın ki? Ayrıca Gestapo seni hiçbir hastaya yaklaştırmayacak. Ben grip olduğumda bile yaklaştırmamıştı. İyiyim ben. Aha. Gerçekten. Ne yapıyor bu kız? Bu kadar eğlenceli ne konuşuyor olabilirler? Bilmem. Galiba yakın arkadaş oldular. Sanırım kadar kafayı yedi. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Tanısanız siz de seversiniz. Farkındaysan Burak'tan bahsediyoruz. Hüdün teki. Ela, sende babanın ameliyat kasetleri varmış. Meşhur Nihat Altındağ'ı izlemek için her şeyi yaparım. Bu akşam bize gelsene, hep birlikte izleriz. Hep birlikte mi? Kader, kafana bir şey mi düştü senin? Bak, yoksa ondan hoşlanıyor musun? Saçmalama, bunu da nereden çıkardın? Görünen köy kılavuz istemez. Hoşlanmıyorum. Ela, sen iyi olduğuna emin misin? Bak, bir kere daha aynı soruyu sorarsan o zaman hiç iyi olmayacağım. İyi olduğuna bir türlü inanamıyorum çünkü çocuk meselesini duyunca ben bile... Sen nereden biliyorsun? Şey ben... Biliyordum ve bana söylemedin ha? Çok salağım ya. Hala kimseye güvenemeyeceğimi öğrenemedim. Ela, lütfen. Bak, ben sadece... Hayat mı kurtaracaksınız, muhabbet mi edeceksiniz? Günaydın. Günaydın. Dün gece neredeydin? Tekneye uğradım, yoktun. Seni ilgilendirmez. Çocuğumun babası hala başka bir kadının peşindeyse ilgilendirir. Hiç değişmemiz. Aslında bir konuda sana danışacaktım. Bakmanı istediğim bir bebek var. Tamam. Kendi hasta kontrollerim bitince gelirim. Hastanın iki yönlü kafa grafisi yapılsın. Bu arada daha önce tetanoz aşısı olmuş mu? Hastanın grafileri için radyoloji istekleri yapıldı. Anemnezinde tetanoz aşısı yönünden kesin bir bilgi olmadığı için de profilaksi amacıyla tetavax yapıldı. Hastayla... Hasan. Zenan. İlgilenecek. Zenan tetkikleri tamamla, Levent Bey'e de haber ver. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne biçim doktorsunuz? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? 60 yaşında erkek hasta. Aralıklarla gelen şiddetli karın ağrısı ve ishal şikayeti var. Bırakın beni! Biri bana başa gibi çağırsın! Tamam efendim. Ayrıca Alzheimer hastası. Senin burada ne işin var? Sana kaç kere söyledim? İşteyken beni rahatsız etme dedim. Beni neden dinlemiyorsun? Hastanın ismi? Hastanın ismi Nihat Altındağ. Kaldığı bakım evinde aniden rahatsızlanmış. Ela. Ela. Ela, hadi bırakın. Ela. Ela. Ela, ne yapacaksın burada? Oo. Susun dedim. Ela, iyi misin? Ela, büyük ninem de Alzheimer'dan ölmüştü. Neden söyledin şimdi bunu? Yardım etmeye çalışıyorum.
Yeter artık. Burak sen katlara. Hasan, atanların yeni doğanda bir asistana ihtiyaçları varmış. Sen de oraya fırla hadi. İkisi birlikte mi? Birbirinden nefret eden bir karı kocayla baş başa mı kalacağım? Hocam ben gitmesem. Çok affedersiniz. Eğitmeniniz olduğumu zannettim bir an. Ben görev veririm, siz de uygularsınız. Fırla hadi. Zenan sen Ozan'la ilgilenmeye devam et. Kader, Altındağ'la ilgilen. Haklısınız. Şu anda bir dosya ihtiyacı var. Nihat Bey'i kastediyorsunuz. İyi misin? Bugün çalışabilecek misin? Evet, iyiyim. Bak, babanla olmak istersen anlarım. Hayır. Babamla ben pek geçinemeyiz zaten. Çalışırsam daha iyi olurum. Tamam. Ayak işlerine bakacaksın bugün. Efendim? Biz babanla ilgilenirken sen hasta dosyalarına bakacaksın. Ama iyiyim dedim. Dün gece olanların üstüne bir de bu durum olunca her ne kadar iyiyim desen de bugün büyük bir ihtimalle dikkatin dağınık olacaktır. O yüzden dediğimi yap. Lomber meningomiyolesel var. Üstelik bebek prematüre. Normalden çok zayıf ve güçsüz. Doğum sonrası kaçıncı saat? Bebek ilk dışkılamayı yapmış mı? 56. saatinde ve 4 kere yapmış. Ateşi giderek yükseliyor. Baba evi terk etmiş. Annesi doğum sonrası psikozda. Bebeği görmek bile istemiyor. Ona yardım etmek zorundayız. Meningomiyolesel ameliyatından sağ çıkma ihtimali çok düşük. Sağ çıksa bile vücudun savunma mekanizması çok zayıf, dayanamaz. Ama hayatım bebeğin... Bana hayatım deme. Tamam. Doktor Levent, bebeğin en ufak bir yaşama şansı varsa bebeği göz göre göre ölüme terk edemem. Bunu kariyeri için kendi bebeğini öldüren biri mi söylüyor? İnanmadığını biliyorum ama ben artık değiştim. Değiştin mi? Levent Bey, acilde size ihtiyacımız var. Antibiyoterapisi başlasın. Enfeksiyon bulguları gerileyip genel durumu düzelirse operasyonu alabiliriz. Hazır mısın? Şimdi araya bir bakalım. Buyurun. Kafa grafileri normal. Cilt altında ödem oluşmuş. Ama merak edecek bir şey yok. Biraz baş ağrın olacak ama ağrı kesici almanı istemiyorum. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum ama. Başımın içinde sanki nehir akıyor gibi sesler var. Merak etme. Her şey yolunda. Seni bir süre daha kontrol altında tutacağız. Bu arada bir şey yemek içmek yok. Efsane cerrah Alzheimer. Gamze ile evli. Ela'da bir uğursuzluk var bence. Bütün belaları kendine çekiyor. Şanssızlık sadece. Senin de başına gelebilirdi. Bu Gamze'li ile hem boşanmışlar hem de kadın hamile. Nasıl oluyor bu iş? Boşanalı daha 3 ay bile olmuyor. Yani bunlar boşanmadan bir gece önceye kadar şey mi yapıyorlardı? İyi valla. Of. Sana ne el alemin cinsel hayatından? Ne olacak merak ediyorum. Sen de benimkini merak ediyor musun? İğrençsin ya. Bildiğini iğrençsin. Sen istersen bana iyi davran. Böyle davranırsan küçük sırrını saklayamayabilirim. Gerçekten kötüsün. Senin frenlerin patlak. Bir dur noktası vardır ya insanın. Sende o yok. Daha bir kadının karşısına çıkıp ben sana ölüyorum bile diyemeyene bak. Levent çekildi. Belki sıra sana gelmiştir. Git şansını dene. Sen insanda öldürme isteği uyandırıyorsun. Bunu neden yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ki. Hayır yapıyorsun.
İnsanlar senden nefret etsin diye uğraşıyorsun. Peki eline ne geçiyor? Hiçbir şey. Ben de salak gibi yakından tanırsanız seversiniz diyorum. Demek öyle düşünüyorsun. Öyle mi dedin onlara? Hı hı. Dedim. Ama artık öyle düşünmüyorum. Nihat Bey merhaba. Ben Kader. Beni rahat bırak. Çalışmam lazım. Ben doktorunuz Kader ve sizi muayene etmem lazım. Şimdi lütfen yatağa geçer misiniz? Seninle uğraşacak zamanım yok Naz. Naz? Nihat Bey ben doktor Kader. Sadece işimi yapıyorum. Evet. Beni rahatsız etmekten başka işim varsa git şimdi onu yap. Hadi git başımdan. Nihat Bey lütfen. Eğer izin verirseniz bu... Hayır. İzin vermiyorum. Git kızınla ilgilen. Ne biçim annesin sen? O zaman ben işiniz bitince gelip muayene edeyim en iyisi. Nasıl? İyi mi? Bilmem. Hala muayene edemedim ki. Bu arada Naz kim? Bana sürekli Naz deyip duruyor. Naz? Naz mı dedi? Ondan mı söz ediyor? Evet. Yanına yaklaşmam bile onu delirtti. Ondan hiç söz etmezdi. Kim o? Pek sevmediği biri galiba. Naz. Benim annem. Günaydın. Günaydın. Sizin hala yatakta olmanız gerekmiyor muydu? Biliyorum, şef koltuğunu seviyorsun. Ama fazla alışma. Çünkü onu uzun bir süre bırakmaya niyetim yok. Ameliyata mı gireceksiniz? Levent'in haberi var mı bundan? Ne biçim soru bu? Tabii ki girmeyeceğim. Sadece kafamdaki bandajı saklıyorum. Anlıyorum. Suat Bey, muayene odasında sizi görmek isteyen bir hastanız var. Pekala, geliyorum. Kolay gelsin Suatcığım. Teşekkür ederim. Bence eve git ve dinle. Babanla ben ilgilenirim. Hayır. Babamdan da benden de uzak durmanı istiyorum. Çünkü ben senden uzak duramıyorum. Sana ne kadar kızsam da, ne kadar nefret etmeye çalışsam da başaramıyorum.
karşı koyacak gücüm yok, anlıyor musun? Artık çok yoruldum. Abi babama haber verme. Bir şeyim yok inan. Paintball oynarken biraz yorulmuşum, o kadar. Ya. O zaman arkadaşın da seni buraya yorgunluk kahvesi içmeye getirdi zaten, öyle mi? Hı? Kötü espriydi Suat abi, kabul et. Hadi hadi. Önce birkaç test yapıp kontrol etmemiz lazım. Babam beni kesin öldürecek Zeyno. Gitmeyelim demiştim. Ama kimse bana hayır diyemez. Değil mi Suat abi? Üzgünüm Zeynepciğim ama babanı aramak zorundayım. Kaç sevgilim. Kaç, kurtar kendini. Ela. Dün gece rahatsızlanmışsın. Geçmiş olsun. Nasılsın? İyiyim. Bunu bilerek yapıyorsun. Ne yapıyorum? Levent'in dikkatini çekmek için bayılmış numarası yaptın. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Ben böyle bir şeyi... Kocan bütün gece senin yanında kaldı ama, değil mi? Yani başardın. Ama ne yaparsan yap, Levent çocuğunun annesini asla terk etmeyecek. Herkesi kendin gibi zannediyorsun değil mi? Ama ben senin gibi yalancı, iki yüzlü değilim. O masum bebeğin mutluluğu için her şeyi yaparım. Ve yapıyorum da. Bunu o Lucy Bey'e ver. Tamam efendim. Bana alttaki dosyayı ver. Suat Bey'in sana verdiği hastayı takip ediyor musun? Evet. Biraz önce baktım. Tekrar bak ve işini daha iyi yap. Yoksa şefini hayal kırıklığına uğratacaksın. Ne oluyor burada? Ben de sizi çağıracaktım. Midem çok garip davranıyor. Birdenbire kusmaya başladı. Bilinci gidip geliyor. Neden hemen beni çağırmadınız? Bana ne verdiniz? Yoksa zehirlendim mi? Hastayı hemen tomografiye alın. Hastaya acil kraniyel BT çektireceğiz. Ayrıca vermiş olduğunuz tüm ilaçların listesini ve tetkik sonuçlarını istiyorum hemen. Belki de o doktor anlamadı. Merak etme. Şimdi düzeleceksin. Beni bekliyorlar. Kim? Ailen mi? Bak, verdiğin telefonu aradık ama kimse cevap vermedi. Demek telefonla kestiler aramayayım diye. Neden kimse beni izlemiyor? Neden? Evet. Nasıl gidiyor bakayım? Hı? Buraya bayılarak geldiğin için birkaç tetkik daha yapmamız lazım. Ama EKG'de bir problem gözükmüyor. Evet ama şimdilik. Babam Çağrı'ya kötü davranırsa işte o zaman kalbim çok kırılacak. Sen çok güçlü bir kızsın. Tam 4 tane çok tehlikeli kalp ameliyatının üstesinden geldin. Eminim babanın da üstesinden gelirsin. Ölüme bile kafa tutuyorum ama söz konusu babam olunca ona hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü onu çok seviyorsun. Ve o da seni çok seviyor. Merak etme. Ben babanla konuşurum. Canım Suat abim. Sen var ya sen. Süpersin. Çok teşekkür ederim. Zeynepciğimi arıyordum. Kızım nerede? Sana ondan uzak dur demiştim değil mi? Efendim özür dilerim. Biz biraz eğlenmek istemiştik sadece. Onun hasta olduğunu bile bile bunu nasıl yaparsın ha? Onu öldürmek mi istiyorsun yoksa?
Tarık. Tarık, ne yapıyorsun? Sakin ol. Çocuğun hiçbir suçu yok. Hem şu anda Zeynep gayet iyi. İyi mi? İyi. Ama seni böyle görürse nasıl olur bilemem. Hadi gel. Yanına gidelim. Levent Bey. Teşekkürler. Hastanın BTS'i çıktı. Ozan'ın şikayetleri yaralanmasıyla ilgili olamaz. BTS'i temiz. Kusma ve şuur bulanıklığı mantıklı değil. Peki şimdi ne yapacağız? Biz yine de tüm testleri tekrarlayalım. Geniş biyokimya ve kan gazı bakılsın. Ayrıca psikiyatrik konsültasyon da yapılsın. Gözden kaçırdığımız bir şey olmasın. Peki efendim. Haldun Bey. Gel Ela. Nasılsınız? Bomba gibiyim. Sadece hastanede olmak bile bana çok iyi geliyor. Haldun Bey. Babam burada. Burada mı? Hayırdır? Seni görmeye mi gelmiş? Alzheimer mı? Niye bunu bana daha önce söylemedin? Babam kimse bilsin istemedi. Ama şimdi başka bir problemim var. Siz ilgilenirseniz mutlu olacaktır. Ne de olsa eski arkadaşsınız. Tabii. Bu arada sen izin istersen... Teşekkür ederim. Ama gerek yok. Sağ olun. Hakikaten zormuş. Efendim? Kadınlarla baş etmek diyorum, zormuş. İki kadının arasında kalmak insanı öldürüyor. Siz erkekler niye böylesiniz? Niye ne istediğinizi hiç bilmiyorsunuz? Neden hayal dünyasında yaşıyorsunuz? Ben mi hayal dünyasında yaşıyorum? Evet. Hem Ela ile sevgili olup hem Bilge Hanım'ın çocuğuna babalık edemezsiniz Levent Bey. Buna ikisi de izin vermez. Kadınlar size bunu yaptırmaz, gerçekçi olun. Babalık yapmak istiyorsanız Bilge Hanım'la olacaksınız. Hatta onunla yeniden evleneceksiniz. Bu asla olmayacak. Gerçekler sizin onayınıza ihtiyaç duymaz Levent Bey. Maalesef. Gerçeklerden kaçamazsınız. Ben de size bir şey sorabilir miyim? Tabii sorun. Yok, vazgeçtim. Sizin aile hayatınıza bu kadar karışmam doğru değil. Bilge'nin nasıl hamile kaldığını merak ediyorsun değil mi? Yok canım, bana ne? Üzerinde. Bakın, bu testleri yapmak zorundayız. Yaptınız ya. Yeter artık, istemiyorum. Kusura bakmayın, sizi çağırmak zorunda kaldım. Tamam, ben yaparım. Niye kanımı almak istiyorsunuz? Sakin ol. Sadece test için. Yoksa o kanlarla başka bir şey mi yapacaksınız? Merak etme, birkaç saniye sürecek. Canımı yakıyorsun. Bırak! Bırak beni! Bitirdim. Aferin. Şimdi de ilacını iç bakalım. Of ya baba. İyiyim işte.
Söyle Suat abiye de beni çıkarsın artık. Kendin kaşını küçük hanım. İyi olduğuna emin olmadan hiçbir yere gitmek yok. Zeynom, prensesim. Seni elin eşterli o kötü adamdan ve zalim babandan kurtarmaya geldim. Merhaba efendim. Siz burada mıydınız? Ben gideyim değil mi? Ben gideyim en iyisi. Hürmetler, saygılar size. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Tamam biliyorum, biraz salak ama çok tatlı değil mi baba ya? Buraya giremezsiniz. Lütfen odanıza gidin. Bırak kolumu. Susadım. Kimse bana su vermiyor. Sana bırak dedim. Ne oluyor burada? Hastanın burada ne işi var? Bilmiyorum efendim. Tek başına içeride oturuyordu. Ben bir şey yapmadım. Sadece su içecektim. Kimse bana su vermedi. Suat, bu nasıl iş? Asistanlar hastalarıyla ilgilenmiyor mu? Tamam Aydın Bey. Ben hastayla ilgilenirim. Hadi Ozan. Hadi Ozan. Su istedim. Tamam. Sadece su. Tamam Ozan. Sonuçlar pek iyi değil. Durumu gittikçe kötüleşiyor. Ameliyat olamayacak mı? Enfeksiyon tablosu gerilemedikçe maalesef. Ozan sakin ol. Sakin ol. Tamam. 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 Suat Bey. Zeren Hanım. Hastayı niye yalnız bıraktınız? Laboratuvar sonuçlarını kendim almak istedim. Böylece daha çabuk. Sonuçları almak şu anda senin görevin değil. Görevin hastanın yanında olmak. Ama ben... Sen mükemmel olduğunu kanıtlayacaksın diye asıl görevini ihmal edemezsin. Nihat Bey lütfen. Sıkıldım artık, sıkıldım, anladın mı? Nihat Bey, sakin olun. Bu ne biçim hayat ya, ne biçim hayat? Senin 2 gramlık derdin önemli değil mi? Ben çalışayım, evi geçindireyim. Senin sersence lükslerine para yetiştireyim, bir teşekkür bile etme. Bana hemen haloperidol getir. Peki efendim. Ben bu hayattan çekip gideceğim. Kullan, kullan kızını. Başla hadi. Bir anne olmayı bile beceremedin. Küçücük bir kıza bakmaktan bile acizsin. Onu da aynen kendine benzettin. Ela da tıpkı senin gibi oldu işte. Tek başına hiçbir şey yapamıyor. Her şeyi ben yapmalıyım. Benim hastalarım var. Onlarla uğraşmam lazım. Kafamın sakin olması lazım. Hata yapmamam lazım. Testlerin sonuçlarını aldık. Her şey normal görünüyor. Canımı boşuna yaktınız yani. Arkadaşın dışarıda, onu görmek ister misin? Hayır. Tekrar beni öldürmek isteyebilir. Gönderin onu buradan. Ozan, o nasıl? İyi. Hala aklım almıyor. En yakın arkadaşım da o benim. Kolejden beri arkadaştık. Grubumuzun en zekisiydi. Üniversite sınavında İstanbul birincisi oldu zaten. Okulu bırakmış galiba. Ailesiyle arası da bu yüzden bozuldu. Son zamanlarda iyice garipleşmişti. Hiçbir neden yokken herkese kavga etmeye başladı. Beni de parasını çalmakla suçladı. Aslında bana saldıran da oydu.
Haldun Bey, iyi ki geldiniz. Nihat Bey muayene etmeme izin vermiyor. Belki siz bana yardım edersiniz. Hayır, çok işim var. Hem sana niye izin vermiyor? Beni karısı zannediyor. Nazenin mi? Evet. Ondan niye bu kadar nefret ediyor? Ona dokunmama, hatta yaklaşmama bile izin vermiyor. Ona iyi bak. Levent Bey, Ozan'ın arkadaşıyla da konuştum. Bence hastalığı psikolojik, şizofreni olabilir, belirtileri uyuyor. Psikiyatri konsültasyonunu bir an evvel sonuçlandır o zaman ve Fikret Hanım'a da haber ver. Gestapo beni öldürecek. Nihat Bey'i hala muayene edemedim. Bir saniye önce çok iyi bir cerrahsın ama bir saniye sonra bildiğin her şeyi unutuyorsun. Bir tek karısına olan nefretini unutmamış. Kimin ne olacağı belli olmuyor. Acaba beni nasıl bir gelecek bekliyor? İstersen ben söyleyebilirim. Şimdi de elimi tutmak için fal numarası mı yapacaksın? Hayır. Gerçeği söyleyeceğim. Bak. İşte geleceğin senin ellerinde. Burak Bey. 2019'daki hasta. Ağrı şikayeti devam ediyor. Aferin Ulak, anladım. Gidebilirsin. Peki. Hemşirelerden nefret ediyorum. İğne yapabilen robot icat etseler de kurtulsak. Her şeyi ben söyledikten sonra onlar da yapar. Üstelik en olmadık zamanda da gelmezler. Hiçbir şeyi hiç kimseye önemsemiyorsun değil mi? Bir gün gelecek insanlar da seni önemsemeyecekler. Merak etmeyin. Görevlerimi kurallara uygun olarak bitirdim. Hasta için psikiyatriden birini bekliyorum. İyi. O zaman bana yardım edebilirsin. Hayır. Maalesef edemem. Bir hastayı reddettiğine göre bana çok kızmış olmalısın. Aslında ben başkası azarlasa bozulmazdım. Çünkü başkalarının ne düşündüğünü çok önemsemiyorum. Ama sen olunca çok zor. Biliyorum. Ama iyi bir cerrah olman için şart. Ve en iyisi olamıyorsan git başka bir şey ol. Ne yapıyorsun sen? Sana ne? Bana hala kızgınsın. Sence? Niye içeri girmiyorsun? Gireceğim de muayene etmeme izin vermiyor. Beni karısı sanıyor. Şimdi sana kendimi affettireceğim. Nihat Bey, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben Burak. Çalışmalarınıza hayranım.
Bütün ameliyat kasetlerinizi izledim. Nefesim kesildi. Oyalanma. Ameliyata hazırlanalım. Tabii ama ameliyattan önce sizi muayene etmem gerek. Hastane kuralları işte. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Merak etmeyin. Basit bir prosedür sadece. Tamam. Ama elini çabuk tut. Ameliyata yetişmem gerek. Zeynep PDA tanısıyla tehlikeli bir dizi kalp ameliyatı geçirdi. Hala kalbi zayıf olduğundan yorulması ve heyecanlanması doğru değil. Biliyorum ama ben daha 16 yaşındayım ve yaşadığımı hissetmek istiyorum. Suç mu bu? Elbette değil. Zena Hanım, Zeynep için yapılması gereken testler nelerdir? Kardiyak enzimler ve eforlu EKG bakılmalı. Peki Eko? Yaş olarak miyokart yetmezliği hasta grubuna uymuyor. Ama PDA öyküsü mevcut olduğu için endikasyonu mevcut. Miyokart perfüzyon sindigrafisi yapılmalı mı peki? Bence fazla üstüne gidiyorsun. Hatırlıyorum da sen bile o teşhisi koymak için uzun zaman zorlanmıştın. Evet. Ama Zenan Hanım'ın amacı benden daha iyi bir doktor olmak değil mi? Olacağım da. Hatta bir de kalbim de olacak. Bir cerrah gibi düşünmüyorsun. Niye? Sizin gibi düşünmüyorum diye mi? Gitmeliyim. Levent prematüre bebeği ameliyat etmeyi riskli buluyormuş. Evet. Moralin o yüzden mi bozuk? Ona da üzüldüm. Ama asıl sebep Levent. Buraya gelmek pek iyi bir fikir değildi galiba. Sen bu kadar kolay pes etmezsin. Hem artık düşünmen gereken bir bebeğin var, unutma. Zaten ben de onu düşündüğüm için bunlara katlanıyorum. Ama ortalıklarda kötü kadın gibi gezinmek de istemiyorum. Haldun Bey, bir sorunumuz var. Nihat Bey. Şimdi de sen mi başından hasta atmaya çalışıyorsun? Hayır, sana sorumluluklarını hatırlatıyorum o kadar. Ben sorumluluklarımı gayet iyi biliyorum. Cerrah olmadığımız için boş oturduğumuz mu sanıyorsun? Bak, seninle daha fazla uğraşamam. Bu acil bir durum ve önceliği olmalı. Buna sen karar veremezsin. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Siz düşman değilsiniz, meslektaşsınız. Tartışmayı bırakın da işinizi yapın. Bu asistanlar insanı çıldırtır. Tomografi bağırsak iltihabını onayladı. Ama karaciğerinde anormal bir kitle var. Zavallı Ela, babasının Alzheimer olması yetmezmiş gibi bir de kanser çıktı. Biyopsi yapıp patoloji sonucunu görmeden kanser olduğunu bilemezsin. Ozan. Nereye gidiyorsun? Ben evime gitmek istiyorum artık. Gitmek istiyorum. Bak, buna izin veremem. Buraya gelecekler. Burada olduğumu öğrendiler. Sakin ol. Kimse sana burada bir şey yapamaz. Hadi şimdi otur. Söz veriyorum. Hiçbir şey olmayacak. Zenan Hanım. Hemen geliyorum. Hasan niye hala burada? Psikiyatri bekletiyor. Diğer hastalarınla da ilgilenmelisin. Biliyorum ama gideceğim diye tutturmuş. Zeynep için istediğim testleri hemen yaptır. Of ya. Levent, bana ameliyata girmem için izin vermelisin. Ne istediğinizin farkında mısınız siz? Beyin ameliyatı geçirdiniz. Üstelik anevrizma ameliyatı. Sadece biyopsi için. Çok basit bir işlem. Asistanlar bile yapabilir. O zaman bırakın asistanlar yapsın. Olmaz. Onu başkasına emanet edemem.
Babam mı? Babama biyopsi mi yapılacak? Yani kanser mi? O benim arkadaşım. Bu benim ona borcum. O zaman ben yaparım. Neden her şey üst üste gelmek zorunda? Ela. Babanın biyopsisi için aydınlatılmış onan formunu imzalaman gerekiyor. Bilirubin değeri ne? 4. Ne çok iyi ne de çok kötü. Sarılığı bu yüzden fark edemedim demek ki. Ne biçim doktorum ben? Sadece sen değil, kimse göremedi. Benim görmem gerekiyordu. O benim babam. Korkuttum seni. Önemli değil. Bana yardım eder misin? Ederim de... Nasıl? Hocam. Ozan. Hastanedeki bütün hastaların isimlerini bilemem değil mi? Şu kafasını radyatöre çarpan çocuk. Gitmek istiyor. Ve psikiyatriden hala kimse gelmedi. Demek ki biri gelene kadar o hastayı tutacaksın ve böyle ufak tefek şeyler için uzmanını rahatsız etmeyeceksin. Ha bu arada, diğer bölümlerin asistanlarıyla aranı iyi tutarsan işlerin daha hızlı olur. Hı hı. Bahçeye çıkıp biraz hava almaktan kimseye zarar gelmez. Sadece Suat abime yakalanmayalım. Görürse çok kızar. Kimse görmesin. Hem acil diyorlar hem de ortalıkta kimse yok. Allah bilir nerede bu hasta. Aslında burayı çok seviyorum ama hastane olduğunu bilmek beni rahatsız ediyor. Niye durdurdun? Ne oldu? Aşağıda beni almak için bekliyorlar. Kim bekliyor? Şşş. Sessiz ol. Görseler de bir şey olmaz. Bu hastanede aylarca yattım. Beni herkes tanıyor. İkna ederim onları. Sen merak etme. Biliyorum. Yalnız kalmak istiyorsun ama hiç konuşmadan otururum. Sadece yanında olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de yanımda olmanı isterim. Sen bir insanın sahip olabileceği en iyi arkadaşlardan birisin. Hı hı. Sen de. Başlıyoruz. Kader, probu sabit tut. Bırak beni lütfen. Kes sesini. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Sadece yardım etmeye çalışıyordum. Lütfen bırak beni lütfen. Hepiniz yalancısınız. Hepiniz beni öldürmek istiyorsunuz. Ben karıncayı bile öldüremem. Yalvarırım bırak beni. Bırak
Hepiniz yalancısınız! Lütfen! Lütfen! Kapa şeyleri! Hasta nerede? Odasında. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Odası bomboş. Ben bilmiyorum, odasında olmalıydı. Hoca yarım saattir bekliyor. 5 dakika içinde hastanı bulamazsan sen açıklama yaparsın. Nerede olabilir ki? Kahretsin ya. Hem Suat'a hem de bütün hastaneye rezil olacağım. Ozan'ı hemen bulmam lazım. Babamın sonuçlarına baksana, çıkmış mı? Nihat altında. Biliyorum. Dün gece hayatımın en büyük acısını yaşadığımı sanıyordum. Hepsi boşmuş. Bundan sonra hiçbir şey için ağlamayacağım. Babam iyi olsun yeter. Daha çıkmamış, sorayım mı? Lütfen. Alo. İyi olacak. Nihat Altındağ'ın sonuçları çıktı mı? Bunu hissediyorum. Biliyorsun, aptala malum olurmuş. Tamam, sağ ol. Birazdan çıkacakmış. Beni mi düşünüyorsun? Yok. Seni o kadar önemsediğimi de nereden çıkardın? Önemsemiyor musun? O zaman benim neyime çık. Peki. Ya kafasını vurup sabah acile getirilen hastayı gördünüz mü? Yok, görmedim. Bir şey mi oldu? Ne o? Şimdi de hastanı mı kaybettin? Seninle uğraşamayacağım. Bu hergele şu dolaplara fotoğraflarını asmıştı. Unutma istersen. O sadece bir şakaydı. Nasılsın Nihat? Haldun? Evet, Nihat benim. Haldun. Sana bir şey söylemem lazım. Benden duy istedim. Çünkü sen benim en iyi arkadaşımsın. Şimdi yorma kendini Nihat. Bak Haldun. İstersen bana kız, küfret. Hakkın. Ama kendime mani olamadım. Özür dilerim Haldun. Tamam. Sonra konuşuruz. Biliyorum. Çok kızacaksın. Benimki alçaklık belki ama beni anla. Ben de en az senin kadar aşık oldum ona. Haldun. Biz Nazenin'le nişanlandık. Okul bitince de evleneceğiz. Nihat, çok eskidendi bunlar. Üzülme, ben hallettim. Senin onu ne kadar sevdiğini tabii biliyorum. Bağışla beni. Bağışladım Nihat. Keşke o zamanlar söyleseydin bunu bana.
ama boş ver. Bağışladım. Bir bebeği terk edemeyeceğini biliyordum. Durumu gittikçe iyileşiyor. Evet. O bir savaşçı. Hepimizi şaşırttı. Ameliyatı yapacak mısın? Bugünkü tetkiklerinde SRP'sinde ve beyaz kölesinde belirgin düşme var. Bosta hücre sayımı, kültür ve biyokimya bakılsın. Hücre sayısı 5'in altındaysa yarın ameliyatı alırım. Hem yarına biraz daha güçlenmiş olur. İşte bunun için hala sana aşığım. Ama ben sana aşık değilim. Babanızın sonuçları hazır. Ela, senin yerine bakmamı ister misin? Ela, ne oldu? Gülleri unutmayın. Her yer kıpkırmızı güllerle dolu olacak. Bu akşam her şey mükemmel olmalı. Teşekkürler. Ha? Ya başının sağ tarafında şişlik olan genç bir adam gördün mü? Hayır, görmedim. Başının sağ tarafında şişlik olan genç bir adam gördün mü? Hayır. Oh. Pardon. Başının sağ tarafı bandajlı genç bir adam gördün mü? Hayır, görmedim. Pardon. Başının sağ tarafında bandaj olan genç bir adam gördün mü? Hayır, görmedim. Babanın sonuçları iyi çıkmış. Evet. Çok sevindim. Haldun Bey. Efendim? Kendimden nefret ediyorum. Çünkü babamın kanser olmadığını öğrendiğimde sevinmediğimi fark ettim. Galiba ben onun kanser olmasını istedim. Böyle yaşamak çok zor. Onun için. Yani kanser belli. Bu Alzheimer. Böyle ne kadar süreceğini bilmeden... Kanser olsaydı morfin verir uyuştururduk. Alzheimer'da morfin de verilmiyor. Bilmiyorum. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. İnsan... Babam keşke kanser olsaydı der mi? Bütün bunları tek başına yüklenmen doğru değil. Belki de anneni arasan. Ona ihtiyacım yok. O kararını yıllar önce verdi. Seni asla terk etmek istemedi. Ama terk etti. Şimdi başka bir ülkede. Başka bir ailesi ve çocukları var. İzin verirseniz yapmam gereken işler var. Merhaba.
2035'te kalan hasta Ozan Korkmaz. Odasında yok. Kamera kayıtlarını kontrol edip bana haber verir misiniz? Tabii, hemen bakarız. Ha, alnının sağ tarafı bandajlı. Belki bulmanıza yardımcı olur. Merak etmeyin. Zeynep. 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 Allah Allah. Nerede bu kızı? Zeynep odasında değil. Değil mi? Bulur bulmaz bana haber ver. Ama bu haksızlık ya. İki hastam da ortada yok. ...317'nin dosyasını alayım. On dakikaya benim işim bitiyor. Sen de tamam, sen çıkalım mı? Nereye? Çok komiksin. Yemek için seni harika bir yere götüreceğim. O zaman dalga geçemeyeceksin. Yemek mi? Sen onu gerçek mi sanmıştın? Seni kandırmak gittikçe daha kolay oluyor. Öyle olsun. Kandırdın. Ama hazırladığım sürprizi görmelisin. Hadi gidelim. Hayır. Hala anlamıyorsun değil mi? İnsanları kırıp sonra da şakaydı diyemezsin. Hayat bu kadar basit değil Burak. Yine benden ne istiyorsun Naz? Ben senden bir şey istemiyorum Nihat. Ben kocamdan vazgeçtim. Ama Ela babasından vazgeçmiyor. Ona düzgün davran. Ben... biliyorum. İyi bir baba değilim. Ama onu çok seviyorum. O da seni çok seviyor. Neyin var Naz? Karaciğerindeki kitle... Kötü huylu mu? Hayır, iyi huylu. Bebeğinin fotoğrafını görmek istersin diye düşündüm. Baban için çok sevindim. Teşekkür ederim. Bence de görüşmeyelim. Doğru karar bu. Tekrar teşekkür ederim. Bir tek şeyi bilmeni istiyorum. Bu benim için önemli.
Bilge ile aramızda her şey bitmişti. Aylarca aynı yatakta yatmadık. Sonra bir gece birlikte olduk. Çok mutsuz bir andı. Ertesi gün ayrılmaya karar verdik. Her şeyi ona bıraktım ve bir hafta içinde boşandık. Ben de buraya geldim. Bunlar tam 3 ay önce olmuştu. Buraya geldikten sonra onu ne gördüm ne de konuştum. Ama şimdi bir çocuk var ortada. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Olabilecekleri ve olamayacakları her yere baktım. Burada da yoklarsa dışarı çıkmışlar demektir. Ne yapacağım o zaman ben? Uf, neredesiniz ya? Biri bize yardım etsin.